O kadar çok ki. Ama ne zaman yetiyor ne mekan yetiyor. Değil mi Ozi? Yetmiyor. Tamamız galiba. Toparlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. En son hepsini birden iki kelimeyle toparlayacağım. Ama bu arada biz bunları yaparken İtalyan Dario'yu gösterebiliyor musun? Dario'yu görüyorum. Ülkelerle dostluk kuruyoruz. Meslektaşlarımızla dostluk kuruyoruz. Bu dostlukların bağlarında bu bağları kurarken bizim dükkanımızdaki insanlar da dışarıdakilerle bağlantı kuruyorlar. Aynı zamanda ülkeler arasında köprü oluşuyor. Alt tarafı bir kasap yani. Bunu kurabiliyorsa ülkemizin bu kadar insanı okumuş, yazmış, çizmiş vesairesi niye kuramıyoruz biz bunları o zaman? Şimdi bir örnek anlatacağım size. Ahmet, gel Ahmet. Ahmet'i de açacağım. Ahmet gördüğünüz gibi böyle bir adam. Bence güzel bir adam. Güzel bir Türk modeli. Pırıl pırıl bir adam. Kasap olmak istiyor. Ahmet bir AVM'nin yöneticisi. Hayalleri olan adam abi. Hayali var ya, bırakmıyor, ben diye kasap olacağım diyor ya. İşte saygı duyuyorum ben Ahmet'e. Ahmet'e alkışlayın abi. Sizin ülkemizde olması gereken insan modelleri bunlar. Eğer bu modeller çoğalırsa inanıyorum bu ülke. Her şey. Biz neler halletmiş arkadaşlar? Çanakkale'yi düşünün ya. Bu şeyler halletmiş. Düşünün şunu. Kim hangi millet halledebilirdi? Bir metrekareye 1000 tane kurşunun çıktığı, kurşunun kurşuna saplandığı yerden bahsediyoruz. Biz yaptık yani. O gün Ermenisiyle, Yahudisiyle, Süryanisiyle, ülkemizde yaşayan tüm halklarla gittik o savaşa. O ruhla gittik. Bir metrekareye 1000 kurşunun düştüğü, kurşunun kurşuna saplandığı yerde üzerimize bütün dünya gelmiş. Sonra ne oldu abi bize? Yes. Toparlanacağız ve bunları halledeceğiz. Ahmet. Ahmet sen anlat. Yes. Buyur. Ahmet böyle bir adam işte. Merhaba arkadaşlar. İsmim Ahmet Teper. Profesyonel hayatta Metro Grup'ta alışveriş merkezi yöneticisi olarak çalışıyordum. Ta ki Cüneyt Üstad'ın sunumunda görmüşsünüzdür. İtalyan bir kasap vardı. Dario Cecchini adında. Bu önlüğün hikayesini anlatacağım aslında size. İlk Batuhan'la CNN'de bir programda Cüneyt Üstad'ı seyrettiğimde bu kasabı tanımam lazım dedim. Sonra beraberinde Ayhan Sicimoğlu'nda yine Dario Usta'nın dükkanını gördüm, hizmetini gördüm. Yoksa ve kafaya koydum. Dedim ki ben gidip bu kasapla tanışmak istiyorum dedim. Eşimle birlikte İtalya'ya gittik. Floransa'ya 52 kilometre mesafede bir köyde 250 yıllık bir kasap dükkanı. 8 nesildir aynı aile yönetiyor. Ustam diyeceğim artık çünkü kabul aldığım için ustam diyebilirim. Dario Cecchini benim gibi bir veteriner hekim. Aile mesleğini devam ettirme kararı alıyor ve Cüneyt Üstad'ım gibi hem kasaplık yapıyor hem de steak restoranı ve fast food, et fast food'u yapan restoranları var köyde. Ve rezervasyonsuz kesinlikle gidemiyorsunuz. Biz geçtiğimiz Ağustos'ta buraya gittik. Ve ustanın Türk baklavasını çok sevdiğini, en iyi tatlısının ne olduğunu öğrendik. Giderken baklavamızı aldık, gittik kahvemizi aldık, gittik tanıştık. Çok muhabbet. Ustadan dolayı Türklere ayrı bir şeyi var, sempatisi, sevgisi var. Her zaman Türkler için boş bir masası olduğunu ısrarla söylüyor. Ve Türk ismini tek telaffuz ettiği isim Cüneyt. Avrupalılar biliyorsunuz isimleri söyleyemez. Ama ben de Etiler'de oturuyorum. Kendisinden bahsettiğimde ismini doğru olarak telaffuz ettiği tek isim. Mesela benim ismimi doğru söyleyemedi. Bu adam, şöyle orayı göstersen, ben bir soru bir önce göstereyim sana. Tanıştık. Bu adam, özür dilerim abi, bu adam muhteşem bir adam. Bu adam insan değil, adam. Dükkanı ne tıpkı... Ne demek istedim, söyleyeceğim şimdi. Dükkanı tıpkı Cüneyt Üstad'ımın dükkanı gibi. İçerisinde kütüphanesi var. Pavarotti'ler çalıyor. Andrea Bocelli'ler çalıyor. Sürekli aryalar çalıyor. İtalyan müzikleri çalıyor. Çok eğlenceli bir dükkan. Ben Türkiye'ye döndüğümde çok büyük heyecan duydum. Bu adama benim bir şekilde iş teklif etmem lazım. Benim bir şekilde çıraklık teklif etmem lazım dedim. Ve bunun süreçleri vardı. Önce kendimi tamamlamalıydım. Bunun için kolejde aldığım dil eğitimini geliştirmek için yurt dışına gittim. 2 ay bu esnada işimi bıraktım.
Çünkü planlı gitmem gerekiyordu. Bu iş için bir emek harcamam gerekiyordu. Yurt dışına gittim. Dil eğitimimi aldım tekrardan. Kendimi güncelledim. Aralık'ta biz tekrardan ustanın yanına gittik. Ve ustaya bir mektup yazdım ben. Samimi CV kıvamında bir projemi anlatan mektup yazdım. Dediğim şey aynen şuydu. Tıpkı 10 yaşında elinde çantasıyla Cüneyt Üstad'ın Bahar Kasabı'na gittiği günkü gibi. Ben bu dükkana gelip bulaşığından şeyine, yer süpürmesine, her işe varım. Beni işe al, mesleğini öğrettir. Ve hiç düşünmeden tezgahın bu tarafına gel, sana seni dedi, işe kabul ederim. Bu önlüğü o gün bana hediye etti. Ben hala kullanıyorum bunu, evde kullanıyorum. Bu arada yemek pişirmeyi çok seviyorum. Önümüzdeki yaz, Haziran'dan Eylül ayına kadar, 2,5 ay gibi bir süre, evet, üstadların ışığıyla, yol bakın, göstermesiyle... Bakın bir çekim var burada, görüyorsunuz. Beraber olduğumuz fotoğraflarımızı gösteriyor. Gözlerine bakın, bize beni anlatırken ağlıyor adam. Ya, ya biz kasabız ya, kasabız yani. Bize bunu yap, ne yaptırdı abi? Yaptığımız iş yap. Bakın arkadaşlar, işinizi yaptığınızda adam gibi dünyanın her yerine sizi taşıyor demek ki. Kasap bile olsanız anasını satayım. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. 41 yaşındayım arkadaşlar. Master derecem var. Bir Alman şirketinde yöneticiydim. Fakat ustanın önderliğinde, onun bize açtığı yolla bir hayalin peşine gittim. Bu hayalin peşi sonra nereye gider? Şu an bilmiyorum. Kurmuyorum da. Sadece anı yaşamanın, keyfi yaşamanın şeyine bakıyorum. Benim kısa hikayem bu. Cüneyt Üstad'ım beni fark etti. Bir görüşelim. Bu işi bir konuşalım dedi. Yes. Bugün sizler için. Konuşmayacağız, konuşacağız, görüşeceğiz, devam edeceğiz. Ahmet'in nereden, bu iş nasıl, hangi dükkanda, hangi Avrupa'nın arasında yapacağım? Çünkü bunda bu ruh var, bu. Bu hayal gücü var. Biz ona yardımcı olacağız zaten. Bunlar olunca biri çıkacak, ona yardımcı olacak. Biri çıkıp yardımcı olacak. Eğer bunlar olmazsa bu olmuyor ki, bu yapılmıyor, bu yaratılamıyor. Evet, siz de bunları yaparsınız. Girişimli olmalısınız. Kararlamalısınız. Arzu olmalısınız. İstekli olmalısınız. Nasıl bırakmamalısınız? Yapmak istediğiniz şey. Aslında çok kolay. Çok kolay. Zor değil. Yeter ki inanın ve emek verin. Teşekkür ederim abicim. Huzurunuzda o kez daha teşekkür ederim. Şimdi, yani, hiçbir şey tesadüf değil. Herkes başarılı olmak istiyor. Ancak insanların gördüğü tek şey şu nokta abi. Ama o nokta, gördük ki odaklandıkları tek nokta öyle değil. Görmeniz gereken şu, bakın burada ne yazıyor? Bunlar var ya, bunları yapacaksınız abi. Bunları yapmadan orayı göremezsiniz. Hayal, orayı hayal edeceksiniz ama bunları yapacaksınız. Bunlar yapılacak ki oraya varasın. Şimdi diyorsun ki ya ne kadar rahat anlatıyorsun. Gel de yap diyemezsin, yaptım. Yap da göreyim diyemezsin, yaptım. Tamam mı? Onu demek istiyorum. Bu işi böyle bir şey. Yani yapabilirsiniz. Çok kolay, zor değil. Sadece çok çalışıp çok yorulacaksınız. 365 gün 18 saat çalıştım. Çocuklarımın büyüdüğünü görmedim. Ama hedefim bir gün o çocuklar çok mutlu olsun, mutlu yaşasınlardı da onda. Evet. Özaman gel. Özdemir'in Kayseri baş yazıcıdan canlı örnekler veriyoruz arkadaşlar. Öyle birini anlatmak olmuyor. Ver mikrofonu. Dünya güzeli. Enerjisi muhteşem. Baş yazıcının içinde, baş yazıcı ailesinin içinde tanıştığımızda gittim ve gördüm. Sahipleri, o markayı yaratan insanlar çalışmış, uğraşmış, etmişler. Ama şöyle bir vizyonla kendileri ifade edemiyorlar denirdim. Ya bunları siz yaptınız. Siz bunu yaptınız. Niye anlatamıyorsunuz? 5 dakika Özlem de sizinle lütfen duygularını paylaşsın. Bunlar hep yaşanan duygular olduğu için, size katkı sağlayacağını düşündüğümüz için kendilerine buraya geldiler. Sağ olsun hocam. Kaç seneden geldi ya kız yani? Zıpladı geldi. Buyurun. Herkese merhaba. Adnan Bey, siz de hoş geldiniz. Ben 41 yıl bekledim bu sahneye çıkmak için. O yüzden Cüneyt Bey'in gücüne rağmen kendimi sahneye bıraktım. O yüzden herkese de öncelikle teşekkür ediyorum. Ben küçükken hep modacı olmak isterdim. O dönemlerde modacı olmak özgürlük demekti. Kendini anlatmak demekti. Ama sonra şunu anladım. Kendinizi gerçekleştirmek için doğru işi yapmanız,
yaptığınız işi aşkla yapmanız, aslında kendinizi gerçekleştirmeniz gerektiğini öğrendim. Yani bunun için ekstrem işler yapmanız gerekmiyordu. Ben tekstil mühendisiyim. Yaklaşık 15 yıl bu işi yaptım. Şu anda gıda sektöründe yine Başyazıcı grubunun farklı bir misyonla yola çıktığı Mix Kayseri Yaşam Merkezi'ni yönetiyorum. Biz farklı bir iş yapıyoruz. Bu farklı kelimesi çok önemli. Ayşe Hanım'ın da, Cüneyt Bey'in de sürekli bahsettiği gibi. Biz de bu vizyonla hareket edip Kayseri'yi marka bir şehir haline getirmeye, bir hayal kurmaya başladık. Benim markalı de... değil, Kayseri diyor. Evet. Edebe bakın. Yes, bravo. Evet. Kayseri diyor, Kayseri diyor. Çıktı. Size küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Yine fark yaratmak istiyoruz ya. Lansman döneminde Extreme Festivali yaptık. İlk defa Kayseri'ye bedelsiz bungee jumping getirdik. Hatta şöyle komik bir hikayesi var. Kızlar çıkıyor, atlayamıyor. Niye çıktın diyorlar. Bedava olduğu için diyorlar. Ve aşağıya iniyorlar. Ben o bungee jumping'den atladım. Ama iki gün bekledim. İki gün bir gel git yaşadım. Çıksam mı çıkmasam mı artık kiracılarımız da iddiaya giriyorlar. Özlem Hanım atlayabilir, atlayamaz. Atlayacağım dedim çünkü oradaki amacım adrenalin peşinde koşmak değil, korkularımla baş etmeye kafayı takmıştım. Yükseklik benim için bir korkuydu. Oraya indiğimde görevli bana dedi ki arkanı dön, döndüm. Ayaklarımla geri geri yürü dedi, parmak uçlarım basıyor artık. İki elim demirde. Ellerini bırak dedi. Titanik yaşıyorum. Yanımda sevgilim yok ama kendi kendime. Bana dedi ki ellerini bırak. Yapamayacağım dedim. İneceğim. Yapacaksın dedi. Sonra bir baktım aşağıda kiracılarımız bekliyor. Madara olmak var. Kendimi geriye bıraktım. Aslında o gün benim için de bir milattı. Çünkü benim için o kadar çok zor bir şeydi ki o yükseklikten atlamak. 85 metre. Ondan sonra her şeyi yapabileceğimi. Çünkü o ana kadar da çok şeyle mücadele etmiştim. Bir korkumu yenmiştim. Onun akabinde işte biz Cüneyt Beylerle tanıştık. Aslında bir proje geliştirdik hep beraber. Şu anda hep yanımızdalar ve bize farklı noktalarda yollar gösteriyorlar. Ve ben şunu sormak istiyorum size. Bunca insan işlerini bırakıp, gördüğünüz gibi Cüneyt Bey'in, Ayşe Hanım'ın, Adnan Bey'in, hepsinin çok önemli işleri var. Onlar bu işlerini bırakıp buraya geliyorlar. Sizce ne için geliyorlar? Aslında bence bazı kapıları aralamak için geliyorlar. Yani size zekanın, tutkunun, farklılığın kapılarını aralamanız için buradalar onlar. Size o yolu göstermek için buradalar. Bence o kapıları zamanında, yani bu genç yaşınızda aralamanın keyfini yaşayın. Önce kalbinizi dinleyin, sonra zekanızı dinleyin, sonra size bu değerli bilgileri veren insanları dinleyin. Onlarla iletişimde kalın, o kapıları açın, hikayeler yazın. Hikayeler belki sınırları aşmaz arkadaşlar ama mantık sınırlarınızda delikler açar. Siz o deliklerden baktığınız zaman o içinizdeki ötekiyi görebilirseniz, o ötekiyi keşfedebilirseniz o zaman güzel şeyler, hikayeler başarabilirsiniz. Son olarak da şunu söylüyorum. Gerçekten sahnede olmak benim hayalimdi. Doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru yerde olursanız Ayşe Hanım dediği gibi evren size veriyor. Ben bunu çok istemiştim. Çünkü paylaşmayı çok seviyorum. Ve ileride böyle bir hayalim var. Hikayeler yazabilirsem Cüneyt Bey gibi, Ayşe Hanım gibi, Adnan Bey gibi bu hikayelerimi paylaşacağım. Çok duygulanıyorum çünkü bunu gerçekleştirdim. Bunun için de size teşekkür ediyorum. Evet. Marka'nın teşekkür ederim. Son kapanışı yapayım. Hep umutsuz kaldığımda Yelda Karataş'ın bir şiiri var. Geceleri yıldızlar çağlar ya Ege'nin göğünde. İşte öyleymiş ışıl ışıl karanlık düşlerin yazgısına inat diyor. Ne zaman umutsuz kalsam hep gökyüzüne bakıyorum. Yıldızlara bakıyorum. Bir gün ben de parlayacağım diyorum. İnşallah. Evet arkadaşlar. Sıkıntı yok abi. Sen yeter ki mutlu ol. Hem mutlu olmak hem başarılı olmak önemli. Artık bitir diyorlar. Ben sevdiği hep keseceğim. Nasıl hep kestiğini göstereceğim. Ah be. Bunu yapabiliriz. Bunu da bir gün bunu da yapabiliriz. Boşan müsait olmaz ama hepinizi gelirseniz akşam dükkanımdan birinde ağırlarım misafir ederim. Kes. Yeter ki o zaman hepinizden sorular. Gelmek isteyen ne kadar arkadaşımız varsa herkes için.
Herkes gelsin isterim. Arkadaşlar gitmek isteyenler Oğuzhan Bey kaldı ya. Sıkıntı yok. Oğuzhan Öztürk. Güzel kardeşim. Şimdi bir de size etki edeceğim. Ya burada konuşurken etki etmeyi biliyorum diye merak ediyorsunuzdur. Bir de sizin için etki etmeyi istiyorum. Oğuzhan öyle istediği için geçiyorum. Sonuç olarak da söylemek istediğimiz arkadaşlar, yaptıklarımız, ettiklerimiz daha acayip, daha dükkanla, ikinci dükkana kadar anlattık biliyorsunuz değil mi? Daha orada kaldım, bir dahaki sefere 43'e çıkacağım. Sonuç itibariyle artık dünya markası olmak üzere biz dengeleri yapacağız. Son şubemizi Dubai'ye açtık. Dışarıda Bakü'de var sadece, Dubai'de açtık. İşler çok iyi gidiyor. Cihar çok iyi gidiyor. Orada ülkemizi çok iyi anlattığımızı, ifade ettiğimizi düşünüyorum. Ve oradaki o nokta çok önemli bir nokta olduğu için de dükkanın yerine muhteşem oldu. Dubai Mall'da olacak. Bütün dünya geliyor, bir Türk markasının tabelasının önünde duruyor. Evet, çok önemli. Acayip bir şey diyebilirim. Dünyayı bir Türk markasını sevmek istiyor. Konuşma arkadaşlar, artık Doğuş Grubu'yla ortak olduğumuzu, oradan buradan okuduğumuzu biliyorsunuz. Toplam bitiriyorum artık konuşmayı. Doğuş Grubu'yla 150 milyon, sonra bu yaptıklarımız 150 milyon dolar, %70'i %50, 150 milyon dolar değerinde oldu arkadaşlar. Evet. %70'i 150 milyon değerinde oldu. Şimdi daha da artmıştır. Evet. Onu da bilin yani ha. Parayı söylemem, paradan herkes iyi anladığı için para söyleyelim bari. Derdiniz para değil, derdiniz hangi noktaya gelebiliyorsunuz? Kapıcı dairesinden çıkıp nerelere gelebiliyorsunuz? Bu algıyı yaratmaya çalışıyorum. Onun için parayı söyledim. Herkes onu iyi bilsin. Paradan bahsetmiyorum. Para amaçtır kazanana kadar sorarsın onu dedim. Evet, 150 milyon dolar, %70'i 150 milyon dolara Doğuş Grubu'yla ortaklık yapılmış bir durumumuz var. Toplamda 43 şubemiz var. 2500 çalışanımız var. Nasıl bir şey 2500 kişi? Aileleriyle beraber katlayın. 10.000 kişi. Helal olsun bize. Ben kapıcı dairesinden çıkarak iki ortağımla onları yaptık. İşte bence bu kadar kolay. Zor falan değil gördüğünüz gibi. Ve siz bunu benden iyi yapabilirsiniz. Gözlerinizdeki ışığa baktığında benden daha zeki, daha yakışıklı olduğunuzu görüyorum. Hadi bakalım, göreyim sizi. Teşekkür ederim. Şimdi, bunlar benim oyuncaklarım oldu hayatım boyu. Bunlarla tanıştığım günden beri, bunlar benim hayatımın vazgeçilmezleriydi. Bunlarla oynamak benim için büyük keyif, büyük zevkti arkadaşlar. Seviyorum. Ha bir şey yapmadım ya. Gel buraya yap, güzel ekranım. Bu oğlanın adı, bu çocuğun adı, bu delikanlının adı Ahmet Berk Hasan. Bu benim ortancı oğlum. Üç tane oğlum var. Bu ortancı. Ben hazırlık yaparken iş gelmez size bir şey söylesin. Ne bileyim ben de söyle. Mikrofon var mı? Var. Evet, iyi çocuk yetiştirdik. İyi insan, en önemlisi iyi insan yetiştirdiğime inanıyorum. Kıraç'ı çok seviyorum, söyle ona. Gerçekten çok seviyorum. Evet. Hem kendisini hem yüzünü. Seviyorum adamı işte, anladın işte. Böyle üç tane oğlum var. Sağ olun. Üç tane oğlum var. Hepsi beraber. Modeller de güzel, yakışıklı. Anları çok güzeldi bunların. Güzel. Hocam. Güzel olmuş için güzel. Güzel oluyor. Gücan değil. Hepsi çok güzel. Buyurun. Gücan değil. Gücan değil, evet. Gücan değil. Hemen şimdi konuşacağım. Gördüğünüz gibi benim konuşmam aslında gerekiyordu ama. Var. Neyse. Seni hazırlayacağız. Yani ben canlı bir şahit olarak şimdi... İki kelime söylüyor, üç kelime söylüyor. Ne söylemek istersin benimle ilgili? Ne söylemek istersin? Hazır buradasın. Yani son 3 senesine kadar açıkçası çok fazla da beraber olamıyoruz. Yani biz beraber büyümedik. Beraber büyümedik. Ben de babamla annemle büyümedim. Söyleyeyim. Yani kısacası annem bize hem annelik hem babalık yapmış olur bu durumda. İlkokulu bitirene kadar doğrudur. Kesinlikle doğru. Ne kadar da katılmasan. Ondan sonra... Yani. Şimdi biz iyi insan yetiştirdik abi. İyi insan yetiştirdiğime inanıyorum. Çocuklarım ülkesini seven, toprağını seven, insanları seven, evrensel düşünen, ben önemsiyorum. Evrensel düşünebilen çocuklar yetiştiğini düşünüyorum. Onun için de mutluyum. Onlar böyle oldukları için ben onlara teşekkür ediyorum.
Şimdi et keser, nasıl kesiyoruz bakalım. Hayır, bunlar benim hep oyuncaklarım oldu. Seviyorum ben bu işi. Seviyorum, gönderimiz oyuncak yani. Ne yapayım? Herkes bunu kesmek zannediyordu. İş olarak görüyordu. Oysa bakın benim için oyuncak. Görüyor musunuz bakın? Oyuncak. Seviyorum yani. Seviyorum ya. Bu yani başka bir şey. Gördüğünüz gibi oyuncak. İşte böyle bir şeydi. Benim için oyuncaktı. Bugün de oyuncak sizin için. Burada çok anlattık, konuştuk. Nasıl kesiyorsun diye merak ediyorsunuzdur diye de olsan dedi. Hadi keselim, biz de keselim. Hadi bakalım. İki tane yapacağız, iki şekilde yapacağız. Birini bütün kemiklerini ayıracağız. İşte evde tencere yemekleri, onlar bunlar şunlar yapsınlar diye. Bir tanesinin kemiğini çıkaracağız. Çıkardığımız halde bütünlüğünü nasıl muhafaza edecek? Yani bütün kemik çıktığı halde nasıl bütün kalacak onu göreceğiz. Peki. Beraber yemek yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir kasap gibi değildi değil mi kesiş? Başka bir türlü kestik. İşte bütün mesele aşkla abi sevişiyor gibi yapıyorsunuz. Yaptığınız şeyle sevişin zaten. Evet. Ne? Adı bu yani. Başka bir şey. Bu yani. Bu. Şimdi bunun da bütün kemiklerini çıkaracağız. Şu anda ne kadar mutluyum görüyor musun? Çok sevdiğim bir şey yapıyorum yani. Bütün kemikler çıktığı halde bütünlüğünü muhafaza edeceğim. Hadi bakalım nasıl olacak? Onu da yapalım diyor. Bu ayakta tabii elleri gördüğünüz gibi ayaklarda bakmanız gerekiyor. Adeta yani